aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanmam. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere inat. Sağım solum kötü kadın, sıkıldım beni yatın şu gıybet huyunundan. Yalancının mumu söner, hikaye başa döner. Bir şarkı vardı neydi la la la. Aşk bu belli mi olur, döner beni bulur. Hayat benim. Aşk laftan anlamaz. Oh. Sarhoşun da ne pismiş hayat ya. Ne var onda? Ver bakayım hani bana. Ver bakayım kızım hani bana. Dedeciğim, hala bizle ilgili. Ya ne saklıyorsunuz benden ya? Yani yaptık da onlar oyladı sadece. Aa, koca adamı koşturuyorsunuz peşinizden ha. Ver bakayım şunu. Üzeceksin beni. Beni bir daha hiç sevmeyecek misin? İnsanlar nasıl böyle şeyler düşünebilirler? Nasıl böyle şeyler söyleyebilirler? Nasıl böyle şeyler yazabilirler Allah'ım? Dede torunun soygun planı. Bize dolandırıcı değil. Dolandırıcı değil bize ya. Dolandırıcı değil bize. Dolandırıcı. Ah. Dede. Haşmet dedem, dede. Dede diyorlar. Dede, dede. Soygun. Dedem, Haşmet dede, dede. Dede, dede. Dede, Haşmet dede. Dede. Haşmet dedeciğim. Dede. Ya söyle ya, ne olur. Esas masal ne zaman başlayacak?
Şimdi sırası değil hayatım, bırak. Söyle, ne olur söyle. Tamam. Ama bir gün bitecek de... zaman verme. Ona razıyım ben. Bunun cevabını bildiğim zaman... sana da söylerim. Hayat, hayat! Affedeceksin beni. Affetmeyecekmiş gibi konuşma benimle. Tamam bak, saçmalıyorsun. Kalk üstüne hadi. Affedeceğim. Affedeceğim diyene kadar inmem. Bana bak. Bundan sonra alkollü kolonya bile koklayamazsın ha. Ya benim bilmem lazım. Ben her şeyi bilirim. Küçükken de bilirdim. Hep en çok ben bildim. Tamam hadi kalk üstünden hadi. Cevap vereceksin bana. Bak karışmam. Seni kendime kelepçelerim. Sabaha kadar da tekrarlarım. Hatta 10 sene tekrarlarım, 20 sene tekrarlarım. Ne zaman, ne zaman, ne zaman diye dururum. Kusur verirse sonra. Hop, yo yo yo, sakın, sakın, sakın ha. Hayat. Ne yapıyorsun sen burada? Kusamadım. Onu bile beceremedim. Sen istediğinde her şeyi becerirsin Hayat. Hadi çık oradan. Çıkmayacağım. Çıkarsam da... durdurun dünyayı, incek var diye koşa koşa bağıracağım sokaklarda. Tamam, bağırırsın. Ama ilk önce oradan çıkman gerekiyor. Hadi. Hadi çıkmayacağım dedim. Hayatımın sonuna kadar burada yaşamayı düşünüyorum. Evet ya, senin yanına çekeceğimi burada çürürüm. Öyle mi? Ne? Ne yapıyorsun lan? Seni kendine getirmeye çalışıyorum. Ya sen deli misin ya? Hayat! Hayat! Ya ne yapıyorsun ya? Çocuk musun? Ben de seni kendime getirmeye çalışıyorum. Ama saçmalıyorsun. Doktor hanım, bana öyle hasta muamelesi yapma. Hemen ölecekmiş biri gibi davranma. Benim daha bu dünyada yapacak çok işim var. İşimi yapmadan da gitmem. Tabii, tabii dedeciğim. Alayım bunu. İpekciğim, seri maskasını getirsene. Getir, getir. Getirdim. Ya sen bırak onu da bana bir kahve yap kızım. Dedeciğim, kahve yok. Kahveyi unutun. Kahve olmaz dedeciğim. Bakın bu sefer beyin kanaması falan geçirirsiniz. Ya hasta muamelesi yapmayın bana. Ben hasta falan değilim. Duymadınız mı doktoru dedi. Tansiyonum çıkmış o kadar. Tamam tamam. Biraz çok çıkmış.
Ama bu geçici bir atak imiş. Emine bakma öyle. Sen git bir kahve yap da içeyim. Ben kahvemi içtikten sonra kendime gelirim. Dedeciğim olur mu öyle şey? Daha tetkiklerim bitmedi ki. Tetkike falan lüzum yok. Ben hasta değilim. Benim bir hastalığım var. Onun da sebebi Sarsılmaz ailesidir. Bir de tabii temsilen Murat Bey. Emine. Hı? Bu Haşmet dedenin öfkesi dinecek gibi değil ha. Bütün bunlar var ya, o kokmuş hamsi gözlü yüzünden. Haberi de o yaptırdı bak, demedi deme. Derya mı? Derya ya, Derya. Bilmiyor muyum ben? İçi gitti, içi. Gözü çıkasıca kenafir gözlü. Tabii, babamın damarına basmak için attı bu iftiraları. Yok kız deme öyle, yapmamıştır o kadar. O kadar, o kadar. Bak, 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 planlara bak. Tabii babam da kızacak, hisseleri geri verecek. Bak Allah'ını seversen, planlara bak. Planlar, planlar. Ama ben de Emine Uzunsam, soracağım bütün bunların hesabını o... Tövbe estağfurullah, tövbe tövbe. Derya Hanım nerede? Yarım saattir sizi bekliyor zaten. Benim bekliyor? Buyurun, buyurun. Beklesin, beklesin. Göstereceğim ben ona gününü. Nerede kaldın ya? Seni beklerken daha da gerildim burada. Hasetliğe tutulmuşsunuzdur da ondandır. Ne diyorsun Allah aşkına? Hadi başla artık bir an önce. Tam olarak burası mıydı? Hı? Bak, ah işte aynen orası. Nasıl yumru yumru olmuş hissediyor musun? Hı. Tam olarak burası mıydı? Ha? Ne yapıyorsun Allah aşkına? Sen ne işin var burada? Nasıl girdin sen benim evime? Kapıdan girdim canım, kapıdan. Çabuk çık evimden. Sen önce benim sorularıma cevap vereceksin.
Bu gazete haberi olayı senin kafanın altından çıktı değil mi? Çabuk. Derhal çık git evimden. Ha? Ne haklı benim evime girip de bana hesap sorarsın? Sen bana bak kadın, bana bak. Ben senin yalanlarını, boş laflarını dinlemeye gelmedim. Hem zaten kaç kişi biliyordu ki? Ha? Biz de yaptırmayacağımıza göre... Bu yaptığınıza resmen haneye tecavüz denir. Bana bak hanım, bana bak. Bizim kimsenin malında, mülkünde gözümüz yok. Öyle mi? Öyle. Bizim boğazımızdan haram lokma geçmeyi bile beceremez. Bu böyle biline. Allah Allah. Bugüne kadar her haltı yediniz de... Murat'ı, herkesi aylarca kandırdınız da... harama gelince mi namusu kesildiniz? Sen var ya... Ne bağırışıyorsunuz? Aa, Emine Hanım. Ne oluyor burada? Buyurun. Anlatın derdinizi. Ne oldu? Size de yazıklar olsun Büyük Hanım. Yazıklar olsun. Ya ne kolay iftira atıyorsunuz. Yahu dünür olacağız biz, dünür. İnsan düşmanına yapmaz bunu, düşmanına. Biz daha yüz yüze bakacağız bundan sonra. Nasıl olacak bu? Sakin olun Emine Hanım. Dinleyin beni, açıklayın. Allah aşkına Azime Hanım. Biz koskoca memlekete rezil olmuşuz. Daha neyi açıklayacaksınız ya? Siz merak etmeyin. Ben Murat'la konuşur hallederim her şeyi. Bu konunun konuşulacak yanı kalmadı Azime Hanım. Geçmiş ola, geçmiş. Sakin olun, sakin olun. Gördün mü Usam? Nasıl yedirdim onları? Hala benda iş var. Ya dede tamam da sen fır. Beni bu işten bir azat et daha kurban olayım. Korkma Usam, korkma. Yani atış taliminde şişe koyana 2 sene ile 4 sene arasında ceza verilir diye bir kanun yok. Benim aileme iftira edenler ya böyle 2 kaşın ortasından indireceğim. Koy bakayım bir tane daha. Bir tane koy, tek mermi kaldı. Ne o? Beni içeri buyur etmeyecek misin Murat? Hayat yok mu? Yoklama almaya gelmedin herhalde babaanne. Yok canım, olur mu öyle şey? Gelmişken onu da bir görseydim. Yok. Erken çıktı. İşe gitti. Yok evde. Hep böyle mi olacağız Murat? Affetmeyecek misin beni? Bunu da sormak için gelmiş olamazsın. Gazetede çıkan haberler aileyi çok üzmüş. Sabah annesi geldi eve. Ay bu eksikti. Bir şeyler yapamaz mıyız? Bir hal çaresi bulsak. Avukat arasan, bir teksip falan. Hallederim ben. Sen merak etme, hallederim. Başka? İşe gideceğim, çıkmam gerekiyor. Başka bir şey var mı söyleyeceğin? Yok. Başka bir şey yok. Annenin yaşadığını bilseydin, seni terk edip gittiği için daha çok acı çekecektin. Şimdi sırası iyi babaanne. Ben
ben üzülmedim mi sanıyorsun? 5 yaşındaydım ben ya. 5. Annen senin yüzünden öl dediğinizle ben 5 yaşındaydım. Onun bana geri dönme ihtimalini aldınız siz benden. Öldü demek daha doğru geldi o an için. Seni sevdiğimden yaptım. Nasıl bir sevgi bu? Ha? Nasıl bir sevgi bu? Beni yıllarca böyle bir yükle yaşatmaya ne hakkınız vardı sizin? Söyle babaanne. Affet beni yavrum. Affet beni güzel torunum. İçimdeki çocuk ne zaman affederse ben de o zaman affederim seni. Bana da hayat gibi bir şans veremez misin? Babaanne. Sen çok yanlış fikirlere kapılıyorsun. Affetmek öyle bir şey değil. Kötü rüyadan uyanacaksın. O gün beni affedeceksin Murat. Kalbimi kopardılar. Kim bilir kaç kez. Hiç hakkım yok şikayete. Bile bile lades. Belki de acısından beslendim aşkın. Yoksa bir gün bitmez miydi bu edepsiz heves? Sıra senin hadi üz beni. Yaza koyar mı güz beni? Aşk aşk diye çekmedim mi? Sıra senin hadi üz beni. Yaza koyar mı güz beni? Geceleri gündüzleri aşk aşk diye çekmedim mi?
yandıkça ateşi. Gitgide fark etmiyor yaranın üçü beşi. Ne tövbe bilir günü, ne biter öfkesi. Uçar uçar düşer kalbe bir kuş sürüsü. Sıra senin hadi üz beni, yaza koyar mı güz beni. Geceleri gündüzleri aşk aşk diye çekmedim mi. Sıra senin hadi üz beni, yaza koyar mı güz beni. Geceleri gündüzleri aşk aşk diye çekmedim mi. Günaydın. Bir şey mi oldu Çağlar? Ha yok. Bir şey yok. Ben yani biz bugün sizi beklemiyorduk da ben o yüzden biraz şaşırdım. Beklemiyor muydunuz? Yani dün hisseler size geçti, bugün böyle pat diye şirkete gelince. Yani odanız hazır değil, ben o yüzden şey ettim. Ne odası ya? Benim odam mı var? Hani her ortağın bir odası var. O yüzden sizin için de bir tane hazırlatmam söylendi. Kim söylediyse söyle onu. Ben oda falan istemiyorum. Tuvalin yerinde mi? Ha, yerinde. Şey, kahvenizi oraya mı getireyim? Kendi kahvemi kendim alırım Çağla. Sağ ol. Dilim tutuldu. Zekam dondu. Aklım uçtu. Out of order oldum resmen. Bu nasıl bir haber ya? Biz de şaşırdık vallahi. Zaten abim haberi duyunca delirdi. Yenilir yutulur cinsten bir şey değil gerçekten. Bu kadar anara pes doğrusu. Annen zirveye koşuyor. O ne demek oluyor şimdi? Kendisini kraliçe ilan ediyorum. Ne zirvesi, ne kraliçesi Tuval, ne saçmalıyorsun sen? Şöyle izah edeyim. Zirve, dalaverenin zirvesi. Kraliçe, entrikanın kraliçesi. Kapiş? What? Annen pembe dizilerdeki entrikacılara parmak ısırtacak kıvamına gelmiş. Neden herkes böyle düşünüyor peki? Yani annemin yaptığından nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Beni iyi dinle kuzum. Agatha Christie der ki, bir katil bir kumarbazdan farksızdır. Ve tıpkı kumarbazlar gibi
oyunu nerede bırakacağını bilmez. Yani şöyle söyleyeyim. Bu haberi yaptıran annemden başkası olamaz. Ne haberinden bahsediyorsunuz siz? Sen. Al şunu. Dede bu ne daha? Mazot parası. Adit uzatma al şunu. Daha maaşı almadım. Ayın 21'ini alır tamam. O zaman geldiğinde telafi ederiz. Uy. Hocam şimdi sen onu vurunca seni hapse koyarlar. Nasıl çekeceğiz o maaşı? Doğru dedim bak. O zaman ben şimdi gideyim. 22'sinde geleyim öyle vurayım oğlan. Yok öyle de olmaz tabii. Yok olmaz tabii. Hadi uğurlar olsun. Hakkını helal et. Helal olsun dedem. İnşallah bu haberi görmemiştir. Bak gördüyse kalbi dayanmaz. Kalpten gider adam. Ya bir sakin olur musun hayat? Bir şey olsa duyardın değil mi? Merak etme. Sen nasıl bu kadar rahatsın ya? Adamlar bizim için neler yazmış sen görmüyor musun? Yazmışlar ama ne yapalım şimdi? Senin gibi abartalım mı biz de? Tabii ya. Senin neden umrun olsun ki? Ailesinin şerefiyle oynayan benim sonuçta. Çocuklar lütfen. Hatta abartan kim biliyor musun? Annen. Hayat, ileri gidiyorsun. İleri giden de senin annen ve bunun hesabını çok kötü ödeyecek. Hayat, Doruk, everybody calm down please. Hepiniz sütten çıkmış ak kaşıksınız çünkü değil mi? Doruk, annenin bize neler yaptığını görmüyor musun? Söylediğin onca yalana rağmen bir kere olsun ağzımı açtın mı? Seni hiç yargıladın mı? Neden diye sordum mu sana? Sen nasıl benim annemi suçluyorsun anlamıyorum gerçekten. Ay yeter. Yolacağım şimdi ikinizi de. First Lady ağırlığımı kaybetmek üzereyim. Efendim Azime Hanım buyurun. Hayat kızım seninle acilen konuşmam lazım. Neredesin şu an? Sarte'deyim. Bekliyorum, tamam. Doruk'cum, Hayat senin yengen. Your sister in love. Yani kardeş sayılırsınız. Yakışmıyor sana bu tavırlar. Haklısın. Hayat'cığım, sen böyle yaparsan ailen ne yapmaz? Arayı bulmak için stratejik davranmalısın. So relax. İyi de ben dedeme ne diyeceğim? Murat çözer bu işi. Hadi herkes işine dönsün. Ya da hepimiz de ellerimizi kaldıralım. Kıpırdamayın bakayım. Olduğunuz yerde kalın. Boşaltın bakayım orayı. Hadi uşaklar, yürü. Tabuk, yürü sarı kız. Ne oldu? Ne kaldınız öyle? Azrail körmüş gibi. Dede o ne? Haşmet Bey siz ne yapıyorsunuz?
Yerle yeksan olan ailemin şerefini kurtarmaya çalışıyorum. Dedem, olur mu hiç öyle? Bırak elimdekini lütfen. Sen hele sen hiç konuşma kuş kafalı. Sen sus. Nerede o Murat? Düşün bakayım önüme, onun odasına gidiyoruz. Yürü. Hadi sarsılma, sarsıl biraz. Yürü. Sen daha deli. Şöyle geçelim. Ne içersiniz? Bir çay alırım. Ben önce şirketimizde çalışmayı düşündüğünüz için çok teşekkür ederim. Bize iki çay. Hadi. Bana mı dediniz? Kıpırdamayın. Ne oluyor İpek Hanım? Dikkat çekme. Neden saklanıyorsunuz İpek Hanım? Korkutuyorsunuz beni. Kim o kız ya? Hangi kız? Önüne dön. Peki. Ağlıyor değil mi o kız? Bakamıyorum ki. Bakma zaten. Tamam. Sana anlattım. Yani imkansız bir şeyin hayalini kuruyorsun. Senin düşündüğün gibi bir ilişkimiz olamaz bizim asla. Benim senden başka kimsem yok ki. Gerçekten beni böyle bırakacak mısın? Karşımda ağlayıp durma lütfen. Bunu istesem de yapamam. Hakikaten ağlıyor kıza, yakınlaştırdım. Niye ağlıyor ki? Peki tamam. Senin istediğin gibi olsun. Ben özür dilerim. Bir daha karşına çıkmayacağım. Sana son bir kez sarılabilir miyim? Yuh! Bir de sarılıyorlar ya. Neden şaşırıyorsunuz ki? O adam kim? Evli adam, evli. Benim arkadaşımın kocası o. Üstelik yanında sarıldığı kız arkadaşım değil. İnsan böyle yanaklarını sıkmak istiyor. Masumiyet ve cazibenin temsilcisi Betty Boop'un erkek hali sanki. Tabii şu suç aletini saymasak. Adam resmen terminatöre bağlamış, bizi rehin almış. Sen de bu durumu sevimli buluyorsun yani tuvale, öyle mi? Evet, haklı olabilirsin Durukcuğum. Şu zorlu şartlarda duygusal anlamda Haşmet Boop ile bir sempati ve empati kurmuş olabilir. Canım dedem benim ya. Hepsi benim yüzümden oldu.
diyor Kerem. Bugün şirkete gelme sakın. Ne oluyor oğlum? Haşmet de yukarıda gelmiş, seni vurmak istiyor. Sen git polislerle konuş. Yanlış anlaşılma olduğunu söyle, ben halledeceğim. Abi ciddiyim ya. Adam silahla gelmiş, seni vurmak istiyor diyorum. Çekip vursak da adamı cümlelerimi rezil ettik. Arkadaşlar kusura bakmayın, yanlış bir ihbar oldu. Gördün mü hayatcığım? Bak dediğin hiçbir şey yokmuş maşallah, turp gibi. Daha ne olacak acaba? Daha ne olacak? Görmüyor musun halini? Almış silahını gelmiş. Shut up, yeter. Yan dev uyandıracaksınız ya. Hadi şimdi kaçalım buradan. Nereye kaçıyorsunuz? Buradan çıkış yok. He, buradan bir tek çıkış var. O da... Bebeciğim. Otur yerine. Bak. Bak yapma. Gel vazgeç şu işten. Yaparsan bu hepimizin sonu. Vızıldama, kes. Hastanede o serum anne kaybına kodularsa hafif içim geçiyor. Ama kulağım sizde, parmağım tetikte. Ona göre. Haşmet Bey hoş geldiniz. Orada hoş gelmiş gibi mi duruyorum? Utanmadan bir de hoş geldin diyorsun. Dede indir o silahı yalvarırım. Ayak çekil o adamın önünden, vuracağım onu. Hayat. Beni Haşmet Bey'le yalnız bırak lütfen. Murat ne yapıyorsun? Sen aklını kaçırdın. Adamın şakası yok. Dediğimi yapın arkadaşlar. Hadi yalnız bırak beni, çıkın. Hadi. Hadi. Ne yaparsanız hakkınız, razıyım. Dilerseniz vurabilirsiniz beni Haşmet Bey. Ölümüne bu kadar mı susadın? Of ya, bir şey yapın. Bir şey yapın, bak bebeğimin şakası yoktur. Murat'ı vurur, bir şey yapın. Polise mi intikal ettirsek? Tamam, ben polisi arayayım üzülme. Ah Kerem, abi hemen polisi aramamı lazım. Deli ihtiyar yayını aldı abi. Ben aradım zaten polisi. Aşağı geldiler ama abin geri gönderdi. Sakin olun. Murat halledecek şimdi. Relax. Bakın ben bu durumu düzelteceğim Haşmet Bey. Her şeyi hallettim. Bugün bu konuyla alakalı bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Ama sen katılamayacaksın. İstersen bildir. Bildir? Sekreterine diyorum, bildir istersen. Toplantıya katılamayacaksın. Bundan sonraki toplantılar ancak ahirette. Vuracağım diyor. Ahiretten bahsediyor. Fenalık geldi üstüme. Ya biz karanlık alacak kuşağına mı girdik? Yok, abimi de ikna edemeyecek ya. Zır değil oğlum bu adam. Ne yapacağız? Allah'ım ne olur bir mucize olsun. Yalvarırım bir mucize olsun ya. Kelime-i şehadet getir delikanlı. Getirmeden gitmek istiyorsan sen bilirsin. İndir o silahı Haşmet Bey. Emriniz olur Azim Hanım. Neden indirecekmişim? Senin ne işin var bu babanı, çıkar mısın? O zaman önce beni öldür. Torunumu vurmak için beni geçmen gerek. Hay hay, emriniz olur Azim Hanım. Babanı çıkar mısın dışarı lütfen? Yakıl önümden bir deli kadın. Bu mesele bugün burada çözülecek. O elindekiyle hangi meseleye çözüm bulunmuş bugüne kadar? İndir o silahı. Bana felsefe yapma Azim Hanım. Haşmet Bey yeter lütfen, verir misin şu silahı? Şşş, çek elini delikanlı. Haşmet Bey gelin. Elini çek delikanlı. Haşmet Bey beni mi vuracaksınız? Silahı tutma. Oyna vururum. Geldin mi vururum. Ne
Abi! 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 Gel buradayım. Ay. Ne oluyor kızım, bu kadar acil olan neydi? Nöbeti zor sattın. Ah arkadaşım ah. Dön de şu masaya bir bak. Hangi masaya? Şuna. Evet bakıyorum. Boş değil mi? Boş İpek'cim, boş. Ne oldu ya, sen ben gelmeden önce ne içtin? Çay içtim. Sen o masaya bir bakar mısın? Bak bak. O masa var ya, o ucuz, o kıytırık masa var ya. Heh. Bir aşk bitti o masada. O masada bir devir kapandı Aslı. Bitti. İpek'cim bak şimdi şöyle yapıyoruz. Sen bana doğru düzgün anlatıyorsun ya bu olanları, ya da ben bu çantayı artık indiriyorum senin kafana. Ne oluyor? Aslı. Hı. Bizim bildiğimiz Murat var ya, Murat. Hayat'ın kocası olan Murat. Var, evet var. Biraz önce o masada Hayat'ı aldattı, bizim arkadaşımızı aldattı. Yok artık ya. Ciddi misin sen? Ciddiyim, maalesef ciddiyim. Ayrıca ben kanıtsız konuşmam. Al bak, gör de inanma bakalım. Her şey düzelecek. Güven benim hislerime. Of, Tuval iyiyim ben. Tuval sen aşağı in, sen toplantı odasına. Yalnız bırakma onları. Neydi o az önce yaptığın kahramanlık? Hı? Sakın bir daha yapayım deme. Böyle bir aptallık sakın. Ya ne yapsaydım? Dedemin şakası olmadığını sen de gördün. Gerçekten ateş etti. Seni gerçekten... İşte tam da bu yüzden söyledim zaten. Olur. Bir daha aptallık etmem. Ama sen de bir daha benim elimi tutma. Anlamadım. Dün geceki gibi. Bir daha benim elimi tutma. Ne demek bu şimdi? Ben senin elini tuttum falan filan mı? Öyle bir şey yok. Dün gece yanımda yatmışsın ya, o zaman tutmuşsun. İnkar mı edeceksin? Bütün gece seninle uğraştım. Yani isteyerek olmuş olan bir şey değil. Ayrıca senin sırtına taşındığından dolayı yorgun düşmüş olabilirim. Bu gayet doğal. Olabilir. Tabii. Ben de elimi tut diye zor kullanmış olabilirim. Ha, hayal kurma hayat. Öyle bir şey olmadı. Olma ihtimali de pek yok. Ne garip değil mi? Hayal kuruyorsun, fotoğrafını yapıyorlar. Bunlar ne böyle? Sen benim fotoğrafımı mı çektin? Niye şaşırıyorsun ki? Evet, fotoğrafını çektim. Amacın neydi peki? Benim tek bir amacım var Murat. Beni affetmen. Dün gece benim kocam elimi böyle sımsıkı tutabiliyorsa beni affedebilir dedim. Al bakalım. Telefondaki fotoğrafları sildim. Hepsi yok oldu. O fotoğrafları sildin diye o anlar yok olacak değil. Gördün mü bak? Bir şeyleri hafızadan silmek öyle tek bir tuşla olacak kadar basit bir şey değil. Ben de öyle olsun istiyorum ama olmuyor.
aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanmam. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere inat. Sağım solum kötü kadın, sıkıldım beni yatın şu gıybet huyunundan. Yalancının mumu söner, hikaye başa döner, bir şarkı vardı neydi? Şarkı vardı neydi la la la. Aşk bu belli mi olur? Döner beni bulur. Hayat benim değil mi? Şans bu belli mi olur? Döner beni bulur. Aşk laftan anlamaz.